5. Bölüm. Heykelin demir ve kilden yapılmış. Ayaklarıyla temsil edilen. Krallıklar, Adair. Güneyinde Danube, Tuna, kuzeyinde Neister Nehri ve Krapaç Dağı, doğusunda Karadeniz ve batısında da Belgrad'ın biraz yukarısından güney istikametinde akarak Tuna'ya karışan Tibesis veya Teis denilen nehirle sınırlı olan Dacia, çok geniş bir ülkeydi. Günümüzde Transilvanya, Moldova ve Vallachia diye tanınan ülkelerle. Yukarı Macaristan'ın batı kısmını içeriyordu. Bu bölgenin eski yerleşimcileri Grekler tarafından Getea, Latinler tarafından Dacı olarak adlandırılmışlardı, onlarsa kendilerine Got diyorlardı. Büyük İskender onlara saldırdı ve Trajan onları zapt ederek Roma İmparatorluğuna bağlı bir bölge haline getirdi, bu nedenle de Gotların arasında İncil'in yaygınlaştırılması destek bulmuş oldu. Bunlar birçok gotik ulustan meydana gelmişlerdi, kimilerine Ostrogot, kimilerine Visigot, Vandal, Gepides, Lombard, Burgundian, Alan V'de deniliyordu ve Prokopis'un gösterdi. Gibi bunların hepsi aynı üslupta, aynı dili konuşan topluluklardı. Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındayken Got veya Visigot diye tanınanlar Dacia'nın doğu kısımlarında, Vandallar ise Teis nehrinin yukarı batısında, Mareş ve Kereş nehirlerinin Teis nehrine döküldüğü bölgede yerleşmişlerdi. Visigotlar ise bunların arasındaydı. Vornandes'e göre, BKZ, dipnot 72 Gepidler, Vistula'nın üstündeydiler. Vandalik bir kavim olan Burgundianlar, Vistula ile Borysthenes'in güney pınarı ile Krapaç Dağı'nın kuzeyine düşen mesafedeki bir yerdeydiler. Ptolemy onları Prumbundiones ve Burgiones adlarıyla zikretmişti. Projok 1.1 de Bello Vandalico. Başka bir gotik ulus olan alanlarda, Borysthenes'in kuzey pınarı ile Tanais nehrinin ağzına doğru, Ptolemy'nin Alanus Dağı'nı yerleştirdiği Palus Maiotis'in batı tarafındaydılar. Bu uluslar Romalıların egemenliği altında İmparator Filip'in saltanatının ikinci yılına kadar yaşadılar, sonra da ödenmemiş askeri ödeneklerin yapılması talebiyle isyan ettiler, Ostrogotlar bir krallık kurdular ve kralları Ostrogota, Cinima, Arariç, Geperiç ve Hermanariç'in saltanatlarında büyüyerek 376'ya kadar varlıklarını sürdürdüler. Daha sonra Tanais nehrinin ötelerinden gelip buraları işgal eden Hunlara yenildiler ve Kral Hermanariç'in ölümüyle de birçok küçük krallıklara bölündüler. Hermanariç'in oğlu Hunnimund, Ostrogotların kralı oldu. Firidigen, Visigotların, Vinitbar veya Vinitbar, Amnia'nın, Gurutungi, Clodea'nın Gotunni diğerlerinin de Sarmatae veya İskit dedikleri Gotların bir kısmının kralı oldular, Atanariç, Tervingi denilen bir kısım Daciali Gotların başına geçti, Box, Sarmatia'daki Anteslerin başına geçti ve Gepidelerin de kendi kralları oldu. Vandallar, İmparator Konstantin'in saltanatının sonlarına doğru Geberiç'ten kaçarak Tuna'yı geçtiler ve bu imparator tarafından kendilerine tahsis edilen Pannonia'ya yerleştirildiler, yani Hunlardan kaçan birçok Got kökenli topluluğun Girek İmparatoru Valens tarafından kendilerine tahsis edilen Maesia ve Trakya'ya yerleştirildiği tarih olan İs 377 yılına kadar 40 yıl süreyle sakin bir hayat sürdürdüler. Fakat ertesi yıl Tuna'nın ötesinden Gotları alanları ve Hunları çağırarak Roma'ya isyan ettiler ve Roma ordusunu kuşatarak İmparator Valens'i öldürdüler ve Yunanistan ile Pannonia'ya ilerlediler ve oradan da Alp Ere kadar uzanan geniş bir bölgeye yerleştiler. İs 379 ve 380'de İmparator Gratian ve Theosius'un silahlı güçleri tarafından kuşatıldılar ve bunlara boyun eğerek bir barış yaptılar. Barış şartlarına göre Visigotlar ve Tervingiler, Maesia ve Trakya'daki eski yerleşimlerine döndüler, Hunlar Tuna'nın ötesine çekildiler ve Alanlar ve Gurutingi, Pannonia'yı kendilerine yurt edindiler. İs 373 veya 374 dolaylarında Burgundianlar Vistula'daki yurtlarından kalkarak 80 bin kişilik bir orduyla Galya'yı işgal etmek istediler ama püskürtülünce kendilerini Ren nehrinin kuzeyindeki Mentz'in karşı tarafına konuşlandırdılar. İs 358 yılında Sala nehrinden gelen Salian Frankları, krallarıyla birlikte, İmparator Ulian tarafından Brabant ve Ren arasındaki bölgeye kabul edildiler. Kralları Mellobaudes, İmparator Gratian tarafından Comes Domesticorum bir yapıldı. Başka bir Salian soylusu Ricomer ise İmparator Theodus tarafından önce Magister Utrusiae Militae ve sonra 384 yılında da Clearchus'la birlikte konsil toplandı. Ricomer, İmparator Theodis'un gözdesiydi ve Eugenius'a karşı yapılan savaşlarda onun yanında savaştı ama bir sefer sırasında öldü. Geriye Theodomir adında bir oğul bıraktı ve o da daha sonra Brabant'taki Salian Franklarına kral oldu. Bu savaşlar sırasında Ren'in yakınındaki bazı Franklar Genobald,
Markomir ve Sunon'un önderliğinde Gallia'yı işgal ettiler ama Stiliko 3 tarafından püskürtüldüler ve Markomir öldürülünce Almanya'daki oğlu Faramond onun tahtına geçti. İmparator Theodosius ölünceye kadar Danube, Tuna nehrinin öte yakasındaki birçok kavimler gibi bu uluslar da Romalıların tebası olarak sakin durdular. Fakat Theodosius'un ölümünden sonra silaha sarılarak ayaklandılar. Aulus Diogenes, Historia Miscellip 14 adlı kitabında bu imparatorun ölümünden sonra neler yaşadığını bizlere şöyle anlatmıştı: Eodem tempore erant goti ve aliae gentes macima trans Danubium habitantes, ex quibus rationabiliores quatur sunt, goti sigilicet, huisogoti, gepides ve vandali, ve namen tantum ve noil aliud mutantes. Usti sub argadio ve honorio Danubium transeuntes, logiati sunt in terra Romanorum, ve gepides quidem, ex quibus posta divisi sunt Longobardi ve Avares, villas, voa sunt circa Singidonum ve Sirmium, habitavere, 4 Procopius, Historia Vandalica, Vandalların Tarihi, adlı kitabının giriş kısmında aynı tasarıyı anlatmıştır. Batı İmparatorluğu, bu döneme kadar bir bütün halinde varlığını sürdürmüştü ama artık birçok krallığa bölünmüş bulunuyordu. Theodunis 395'de ölümünden sonra Fridiger'in halefi olan Alaric'in önderliğindeki Visigotlar, Trakya'daki yerleşim alanlarından ayaklandılar ve Makedonya'yı, Teselya'yı, Akkaya'yı, Peloponez'i ve Epir'i toplam 5 yıl süreyle kan ve kılıçla yerle bir ettiler. İz 402'de batıya yöneldikleri vakitte İtalya'ya girdiler. Ertesi yıl Dalmatya'yı, Illyricum'u ve Pannonia'yı işgal ettiler, sonra Pollentia ve Verona'ya girdiler, burada Batı İmparatorluğu'nun komutanı Stiliko tarafından öyle bir yenilgiye uğratıldılar ki, Claudian V, Alaric'in elinde kalan askeri kuvvetler hakkında şöyle demişti: Tanta ex gente reliquias breis, ve prudentis, gentem deletam altı. Bu gelişme üzerine Alaric güçsüzleştiği için imparatorla koşulsuz sayılabilecek bir anlaşma yaptı ve Orasius 7, bu anlaşma için şöyle demişti: Propeis optima ve quibus jumus edibus supliciciter ve simpliciter orare 8. Bu barış, tarafların mübadele ettikleri tutsaklarla onaylandı ve Aetius tutsak olarak Alaric'e geri gönderildi ve Alaric, özgür bir prens olarak kendisine bırakılan topraklarda hüküm sürmeyi sürdürdü. Alaric'in silaha sarılmasıyla Tuna'nın ötesindeki uluslarda hareketlenmişlerdi ve ertesi kış, İz 395 ve 396'da, Rufinus, 19 çağrısıyla imparatorluk sınırları içinde yaşayan soydaşları da silaha sarıldılar. Alan, Ostrogot, Gepides ve diğer kuzeyli uluslardan oluşan büyük bir topluluk buz tutmuş olan Tuna nehrini geçerek ilerlemeye başladılar. Dipnotlar, 4 Sir Isaac Newton'un kullandığı tarih metinlerinde yer yer Latince olmayan, eski İspanyolca ve yerel Galicia diyalektinde bulunan bazı kelime ve kavramlar vardır. Bu nedenle artık hiçbir şekilde bilinmeyen ve çoktan unutulmuş olan bu tür kelimelerin karşılıkları ancak mealen verilebilmektedir. Aynı zamanda Gotlar, Tuna nehrinin öte yakasındaki uluslarla bir aradaydılar, en çok da şu 4 başlık altında toplanmışlardı: Huygoti, Got, Vandal, Gepide. Bunların sadece adları değişikti, o kadar. Argadius Honorius'un, Theodun'un oğlu genç imparator Tunas'ından geçiyorlardı. Gepideler, Singidonum Sirmium şehrinin yakınlarındaki köyleri bölüştüler ki, buralarda arzuperest Lombardlar yaşıyorlardı. Newton 5 Claudian Claudius, şair, Latince yazdığı şiirleriyle ünlenmiştir ve bu şiirler aracılığıyla anlattı tarihsel olaylarla belgeler bırakmıştır. Hristiyanlığı tüm baskılara rağmen kabul etmemiş ve İz 404'de pagan olarak ölmüştür. Atı basiretli bir adamın çöküşüyle büyük bir ulustan geriye kalanlar. 7 Orasius Paulus, Hristiyan tarihçi, 375-418. Aynı zamanda ünlü bir ilahiyatçı olan Orasius, sen Agustine'in öğrencisiydi. 8 Diz çöküp barış için dua etmekten başka yol, çare kalmamıştı. 9 Flavius Rufinus, İz 335-365, Theodun ölümünden sonra imparatorluk doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştı. Argadius, doğu imparatoru oldu, Rufinus da onun baş yöneticisiydi ama Stiliko, dipnotlar bitti. Erome 10. Bu büyük ordunun Hunlardan, Alanlardan, Vandaldan, Gotlardan, Sarmatianlardan, Kides ve Markomanlardan oluştuğunu ve Konstantinople ile Ulyan Alpleri arasındaki tüm bölgeyi işgal ederek Siktia'yı, Trakya'yı, Makedonya'yı, Dardanya'yı, Dacia'yı, Teselya'yı, Acai'yi, Epir'i, Dalmatya'yı ve tüm Pannonia'yı yerle bir ettiklerini anlatır. Suevianlar da Roma'nın koruması altındaki Retia'yı işgal ettiler ve bu dağlarıca
İtalya'yı işgal edebilmesi için fırsat verdi. Clodion şöyle anlatır. Non nisis perfidia nasci penetrabile tempus. Rupere geta, nostrastum raeti avires. Olcupat, atvo alio de sudant marte cohorts 11. Alaric bu bölgelerden İtalya'yı işgal ederken, başka barbar kavimlerdi. Noricum ve Vindelicia'yı ele geçirmişlerdi. Yine aynı şair Clodion şöyle yazmıştı. Fam fudera gentes. Equerant, latiu audita elade feroces. Vendelicos saltus ve Norica rura tenebant 12. İşgaller is. 402 ve 403 yılında olmuştu. Buna göre bu ulusların arasında Suevianların, Quadelerin ve Markomanların bulunduğunu düşünüyorum çünkü o sıralarda hepsi silaha sarılmışlardı. Hides ve Markomanlar, Suevian uluslardandır ve kökenleri itibariyle Bohemia'nın Suevas Nehri veya Lusatia'da Sprak diye bilinen bölgesinden gelmişlerdi ve Ermeric adlı bir kralın yönetimi altında toplanmışlardı. Bir süre sonra kralın Gallia'ya saldırı emriyle burayı işgal etmişlerdi. Vandallar ve Alanlarda bu dönemde topraklarını Noricum'a kadar genişletmiş olabilirler. Dipnotlar, Alaric'i yenmek üzereyken onu durdurdu ve daha sonra da bir sarayçıçı suikaste kurban gitti. Rufinus, Latin asıllıydı ve Girekçe bilmeden Girek imparatorluğunu yönetmek istemişti. On Jerome, is. 347-420 Katolik din adamı ve ilahiyatçı. Günümüzde de kullanılan bir İncil çevirisi vardır. Doğu ve Batı kiliselerinde aziz mertebesindedir. 11. Bizim güçlü Raetia üstlerine varınca, Geitea infilak etti. Sadece zamana sızan bir hilekarlık değil, savaşlarda dökülen terler kadarı da birlikte aziz. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Ve eşlik etti, yine. 12 uluslar inanamadılar, Norica'nın kırlarının Vandallara geçtiğine, yenildiğini duyduklarında. Güçlü Latin birliklerinin. 13 John Chrysostom, is. 349-407 Konstantinople Kilisesi Baspiskoposu. O dönemde Patrik yoktu. İlk dönem kilise babalarından sayılan Chrysostom, aziz mertebesindedir ve en çok da antilemitik yazılarıyla ve vaazlarıyla ünlenmiştir. Uldin'de büyük bir Hun ordusuyla Chrysostom, 13 yasaklandı is. 404'te Tuna'yı geçerek Trakya'yı ve Mesia'yı yerle bir etmişti. Gurut Hunni'nin kralı Vinitbar'ın halefi Radagaisus, Tuna'yı geçmek için diğer barbarları da yanına alarak 200 bin kişilik bir Got ordusuyla İtalya'yı işgal etti. 1-2 yıl içinde de yani is. 405-406 da Stilicho tarafından yenildi ve ordusuyla birlikte yok oldu gitti. Stilicho'ya bu zaferinde imparator Honorius'un Hun ve Ostrogotlardan kiraladığı Uldin'in yönetimindeki büyük bir ordu yardımcı olmuştu. Bütün bu kargaşa içinde artık kendilerini koruyamayacak durumda kalan Roma İmparatorluğundan ayrı olarak Lombardlar ve Pannonia, kendi bağımsızlıklarını kabul ettirebilmek için silahlanmak zorunda kaldılar. Stilicho, bu zaferden cesaret bularak imparator olmayı istedi ve Alaric için bir askeri birlik oluşturup Batı İmparatoru Homerus'un hizmetinde doğuya gönderdi. Stilicho, Alaric'e Gotlardan kurulu ordusunu bazı Roma birlikleriyle güçlendirdikten sonra hemen kendisini izleyeceği sözünü verdi. Bahane olarak da Doğu İmparatorunun Illyrum'daki bazı bölgeleri Batı İmparatorunun elinden zorla aldığı suçlamasını gösterdi. Stilicho'nun gizli planında Vandalların ve diğer müttefiklerinin desteğiyle kendisini imparator ilan etmek yatıyordu, çünkü kendisi de aslen Vandaldı.
planını gerçekleştirmek için Batı İmparatorluğunu işgal etmek amacıyla barbar uluslardan büyük bir orduyu çağırdı ve kendisi ve Alarik'le birlikte Doğu İmparatorluğunu işgal ettiler. Birçok kral tarafından yönetilen bu ordularda Vandallar, Godegisilus'un iki ayrı alan ordusundan biri Goar'ın, diğeri Resplendal'in, Suevianlar, Kuedeler ve Markomanlar da Ermeric'in yönetimindeydiler. Pannonia'daki yurtlarını Hunlara terk ederek topluca Ren kıyısındaki Raetia'ya girdiler ve Gundikar'ın yönetimindeki Burgundianlarla birleşerek Frankların ileri yürüyüşüne katıldılar. İs. 406 yılının Aralık ayının sonunda Mentz'den Ren nehrini geçtiler ve Almanya'nın ve ona bağlı bölgelerin içlerine doğru yayıldılar. Bu hareketlilik arasında Vandallar da diğer girişimlerinin yanı sıra Triers'i ele geçirdiler. Bundan sonra da Belçika'ya girerek bu ülkeyi yağmaladılar. Ne var ki, Brabant'taki Salyan Frankları silaha sarıldılar ve daha önce adından söz edilen Ricimer veya Riconer'in oğlu Theudomir'in yönetiminde öylesine yiğitçe bir direniş gösterdiler ki, 20 bin kadar Vandalı kralları Godegesilus'la birlikte savaş alanında kılıçtan geçirdiler ve geri çekilenler de Resplendal'ın alanlarının da son anda yardıma yetişmeleri sayesinde kaçıp kurtulabildiler. Sonra bu gelişmelere dair söylentiler yayıldı ve İngiliz askerleri ayaklandılar ve oralarda despotluklar kurdular. Bunların ilki Markus'tu ve onu yok ettiler, sonra Gratian başa geçti ve onu da 4 ay içinde öldürdüler. Son olarak da Konstantin başlarına geçti ve Goar ve Gundikar'ın iltiması ile Gallia'yı işgal ettiler. Galyanının çok büyük bir kısmına sahip olan Konstantin, oğlu Konstas'ı Sezar yaptı ve İs. 409'da onu oradaki İşlerini yönetmesi için İspanya'ya gönderdi. O arada Vandalların başına gelen felaketi ve Goar'ın yeniden Romalılara geçtiğini gören Resplendal, Suevianlar ile kalan Vandalları yanına alarak ordusunu Ren'den geçirdi ve İspanya'ya yöneldi. Franklar da aynı sırada yağmaladıktan sonra Romalılara bıraktıkları Triers'i yeniden ele geçirerek zaferlerini buraya kadar ilerletmiş oldular. Barbarların karşısına İlkin Pirene Dağları engeli çıktı ve bunun sonucunda da Aquitaine'ye yayıldılar, fakat bir yıl sonra Konstantin'in bazı askerlerinin ihaneti sayesinde bir geçit bularak İspanya'ya girdiler. 4. Kal. Oktobre. İs. 409 Ekim ayında kim nereyi zapt ettiyse orayı aldı ve İs. 411'de kura yoluyla ganimeti paylaştılar. Vandallar, Boetica'yı ve Gallenica'nın bir bölümünü, Suevler, Gallaeş'in kalanını, alanlar, Lusitania'yı ve Kartaca bölgesini aldılar. İs. 413'de imparator barış yapabilmek için onlara bu toprakları bağışladı. Yukarıda söz edilen Romalı Franklar, Theudomir'i kral ilan edip Vandalları yener yenmez hemen komşu ülkeleri de işgale başladılar. İlk saldırıyı Brabant'taki Gullara düzenlediler, fakat çok güçlü bir direnişle karşılaşınca ittifak talebinde bulundular. Franklarla gizli bir birlik oluşturdular ve tek halk olmak için de birbirlerinden kız alıp verdiler. Ve birbirlerinin adetlerini benimseyerek bütünleştiler, böylece ayırt edici farklılıklar ortadan kalkmış oldu. Nitekim Ren'den gelmiş olan yabancı Frankların ve Gollerin katılımıyla Salyan Krallığı çok büyüdü ve güçlendi, böylece Galli Arborici, Arboricband ve kısaca da Brabant adını aldı. Stilicho'nun Girek İmparatoruna karşı yürüttüğü kampanya Honorius'un emriyle durduruldu ve Epir'den Noricum'a gelen Alaric yüklü bir tazminat istedi. Senato bu ödemeyi yapmayı reddetme eğilimindeydi ama Stilicho'nun araya girmesiyle tazminat ödendi. Fakat daha sonra Stilicho'nun Alaric ile hain bir tuzak kurduğu suçlamaları yapıldı ve Stilicho boğazı kesilerek öldürüldü. 10 Kal. İs. 408'de Alaric kendisine ödenen tazminattan hoşnut olmadığı için imparatorluğa düşman oldu. Epir'den getirdiği orduyla İtalya'ya girdi ve Pannonia'daki kardeşi Adolphus'a haber göndererek elindeki sayıca az ama göz ardı edilemeyecek güçteki ordusuyla kendisini izlemesini söyledi. Bu gelişme karşısında Honorius, Roma'da tutsak kalabileceğinden korkarak İs. 408 yılının Ekim ayında Ravenna kentine çekildi. O tarihten itibaren Ravenna, Batı imparatorlarının daimi yerleşim alanı haline geldi. Aynı günlerde Hunlar da Pannonia'yı işgal etmişler ve Vandalların, alanların ve Gotların terk ettikleri topraklara yerleşerek yeni bir krallık kurmuşlardı. Alaric, Roma'ya doğru ilerlerken bu krallığı önce muhasara etti, sonra da ele geçirdi. 9 Kal. İs. 410 sonra da Afrika'ya geçmek teşebbüsünde bulundu ama deniz kazası geçirdi. Olaydan sonra Honorius onunla bir barış anlaşması imzaladı ve rakibi
Tiran Konstantin'e karşı sefere gönderilmek üzere bir ordu kurdu. Bu sırada kendi generallerinden biri olan Gerontius Konstantin'e başkaldırdı ve İspanya'daki İmparator Majentius'a yanaştı. Bunun üzerine Konstantin, generallerinden Edobeci Galya'da da Goar ve Gundikar'ın yönetimindeki barbarları ve Ren'in öte yakasındaki Frankları ve Alemanları kendisine destek yapmak amacıyla görevlendirdi ve Galya Nabonensis'teki Vienne'ni oğlu Konstantin gözetimine verdi. Gerontius, ilkin Konstans'ı ağır bir yenilgiye uğrattı, sonra da Arles'teki Konstantin'i kuşatmaya başladı. Fakat Honorius da aynı amaçla Konstantinus'u bir orduyla aynı yere gönderince, Gerontius kaçtı ama Konstantius, Gerontius'tan kalan askerlerin çoğunu da yanına alarak kuşatmayı sıklaştırarak sürdürdü. 4. Ay süren kuşatmadan sonra Edobek, Mentz'deki barbar kralları Goar ve Gundikar'a armağanlar sunarak kendi safına çekmeyi başardı ve Ovinus'u yeni imparator tayin etti ve onunla birlikte Arles'i kurtarmak için sefere çıktı. Onların yaklaştığını gören Konstantinus geri çekildi. Onlar da takip ettiler ve hiç beklemedikleri bir anda Konstantius karşı saldırıda bulundu. Ancak bunu sürdürmedi ve barbarlar kısa bir süre sonra kendilerini yeniden toparlayabildiler ancak Konstantin'e, Vovinus ve Makimus gibi sonlarının gelmesini önleyemediler. İngiltere bu olaylardan sonra yeniden imparatorluğa dahil olmadı ve kendi başına ayrı bir krallık olarak varlığını sürdürdü. Bir yıl sonra 412'de İtalya'da yenilmiş olan Visigotlar kendilerine bağışlanmış olan Aquitaine'in tamamını işgale başladılar ve bu bölgeleri terk etmekte olan alanlara ve Burgundianlara çok acı ve şiddet uygulayarak onların püskürtülmelerini sağladılar. Bu dönemde Burgundianlar barışa zorlanmışlardı ve işgal ettikleri Ren Nehri'nin üstündeki bölge, imparator tarafından onlara bağışlanmıştı, sanıyorum benzer bir bağışlama da aynı dönemde alanlara yapılmıştı. Fakat Franklar, Tiries'i yeniden ele geçirip yakıp yıktıktan sonra, 415'de Justinus bir orduyla onların üstüne gönderildi ve kralları Theodomir'i tuzağa düşünerek öldürdü. Bu, Tiriers'in Franklar tarafından ikinci kez ele geçirilişiydi. Bu hesapla Tiriers tam 4 kez ele geçirilmiş oluyordu, bir kez Vandallar, 3 kez de Franklar tarafından. Theodomir öldürülünce onun tahtına Almanya'daki Salyan, Franklarının prensi ya da kralı olan Faramund oturdu. Zaman geçtikçe, Faramund kendisine yeni güçler kattı ve tümünü yönetti ve Ren kıyılarında halkına imparatorluk toprakları içinde kalan bölgelerin bağışlanmasını sağladı. Barbarlar artık seslerini çıkartmadan sadece zapt ettikleri alanlarda değil, İmparator Honorius'un kendilerine bağışladığı topraklarda da birçok krallık halinde yerleşmiş oluyorlardı. Rutilius, Uno 14, Anno Urbis 15, 1169 Un baharında, yani Varro, Nun 16 o dönemde yürürlükte olan hesaplama yöntemine göre 416 dediği tarihte salnamesinde yağmalanmış topraklar için yazdığı ağıtta olduğu gibi illa quidem longis nimium de formia bellis 17 demiş ve eklemişti. Fam tempus lageris post longa incenda. Fundis vel pastorales aedificare casa 18 bunun birkaç satır sonrasında da şöyle demişti. Aeternum tiberenus aret 19 ve Orosius is 417'de tamamlandığı tarih kitabının sonunda barbar ulusların genel etkisinin azalmasını comprimere, coangustare, addigere gentes, immanissimas gibi kelimelerle, imparatorluk içinde birlik ve bütünlük halinde oldukları için ve tüm ülkeleri keyfi olarak işgal etmeyip aynı bütünlük içinde kendilerine bağışlanmış olan topraklarda yerleşik yaşadıkları için de congustates deyimiyle tanımlamıştır. 20 işte bu krallıklar heykelin birbirine karışmış demir ve kilden yapılmış ayaklarıyla temsil edilen, birbirlerine bağlı olmayıp değişik güçlere sahip olan krallıklardır. Dipnotlar, 14 Clodius Rutilius, 5. yüzyılda yaşamış pagan şair ve siyaset adamı. 15 Anno Urbis, Roma şehrinin kuruluşundan itibaren anlamında kullanılan ve 753 yılında başlatılmış olan kronoloji, referans kitapları ve metinleri. 16 Varro, 116-27 asıl adı Marius Terentius'tur. Romalı şair, düşünür ve yazar. 17. Şu gerçekten de uzun ve iğrenç savaşlar. Latince salnameden bir bölüm. 18. Latince, Galicia ve eski İspanyol diyalektlerinin karıştırılmasıyla yazılmış salnamenin bir bölümü, mealen, darmadağın edilmiş çiftliklerin tarlalarına, uzun sürmüş bir savaş yıkımının sonrasında nihayet çoban kulübeleri inşa edilebilecek. 19. Ren Nehri artık ebediyen bellenebilir. 20 bu cümlede yer alan kelimelerin tümü, imparatorluk hayranlığı veya tutkunluğu şeklinde
Türkçeleştirilebilir. Anlatılmak istenilen, barbarların imparatorluk yapısına duydukları hayranlık, özenti ve ona benzemek idealidir. Anlamları mealen şöyledir: baskı uygula, kıyılara, koylara sürgün et, en barbar olan kabilelerin başlarını edir, dipnotlar bitti. Aziz Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.